Allah'a itaat hususunda sabret. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala Davud aleyhisselamı şöyle vahyetti. Hellade binti Evse cenneti müjdele ve ona cennette eşin olduğunu haber ver. Davud aleyhisselam Hellade'ye doğru gitti ve evinin kapısını çaldı. Hellade dışarı çıktı ve şöyle arz etti. Benim hakkımda bir şey mi nazil oldu? Davud aleyhisselam evet diye buyurdu. Hellade ne nazil oldu diye sordu. Davud aleyhisselam Allah-u Teala bana cennette eşim olduğunu bildirdi ve seni cennette müjdeliyorum. Hellade şöyle dedi. Belki benimle birinin adı karıştırılmıştır. Davud aleyhisselam o Hellade sensin buyurdu. Hellade ey Allah'ın peygamberi seni yalanlamıyorum ama Allah'a and olsun ki kendimde böyle bir liyakat göremiyorum dedi. Davud aleyhisselam şöyle buyurdu. Batınında ve içinde neler olduğunu bana haber ver. Hellade dedi ki ben her zaman müptela olduğum her türlü belanın acısına, sıkıntıya, ihtiyaca, açlığa sabrettim. Allah'tan kendisini benden uzaklaştırmadıkça o sıkıntıları benden gidermesini ve bana afiyet ve genişlik vermesini istemedim. Bunun yerine Allah'tan hiçbir şey dilemedim ve sürekli olarak bu şeyler hakkında Allah'a şükrettim. Davud aleyhisselam buyurdu ki, işte bu sebeple bu makama eriştin. İmam Sadık aleyhisselam daha sonra şöyle buyurdu. İşte bu Allah'ın salih ve seçkin kulları için beğendiği dinidir. Yine İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam buyurdu ki, her kim sabrederse az sabretmiştir ve her kim sabırsızlık gösterirse az sabırsızlık göstermiştir. Çünkü ömür kısadır ve musibetler geçicidir. İmam Kazım, Hişam bin Hakem'e yaptığı tavsiyesinde şöyle buyurdu. Ey Hişam! Allah'a itaat hususunda sabret ve günahlarını terk etmek hususunda tahammül göster. Zira dünya sadece bir andır. Geçen şeyler hususunda sevinç ve hüzün göremezsin. Gelecek olan şeyler hususunda ise haberdar değilsin. O halde içinde yaşadığın an sabret. Sanki mutluymuşsun gibi. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Her kim bir saat sabrederse saatlerce övülür. Yine İmam Cafer şöyle buyurdu. Nice bir anlık sabır uzun süre sevinci doğurur ve nice bir anlık lezzet ise uzun hüzünlere sebep olur. Hazreti Ali takva sahiplerinin niteliği hususunda şöyle buyurmuştur. Birkaç sabah sabrettiler ve sonunda uzun bir rahatlığa ulaştılar.